Herkese merhaba, ben Nergis. Stil Baykuş'una hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber takım makyajlarından Galatasaray makyajı yapacağız. Hadi izleyelim. Öncelikle gözlerimize uygulama yapılacağız. Bunun için bir kapatıcı veya açık tonlarda bir far gibi bir şey kullanacağım. Ben bugün kapatıcı kullanmayı düşünüyorum. Şu beyaz veya şu açık tonlardaki kapatıcılardan kullanabilirsiniz. Elle uygulama yapacağım. Bütün göz kapağıma, kaş altıma kadar sürüyorum. Çünkü geniş bir uygulama yapacağız. O yüzden o alanların da gayet temiz gözükmesi lazım ki Galatasaray makyajı yapacağımız için sarıyla kırmızıyı net bir şekilde görelim. Diğer gözüme de aynı uygulamayı yapıyorum. Yüzümüzün kapatıcıyı çok emmesini beklemiyoruz ki farları çok rahat oraya koyduğumuz zaman tutsun. Şimdi bir tane kalın bir fırça alacağım. Öncelikle kırmızıyla başlayacağım. Kırmızıyı göz kapağımın, kaşımın yarısına kadar süreceğim. Şimdi diğer yarısına ise sarı uygulaması yapacağız. Şimdilik fırçamı kırmızının olduğu yere değdirmiyorum. En son onları karıştıracağım. Sarıya ulaşmasın diye. En son kırmızının üzerine doğru hafif geliyorum. Bir geçiş sağlamak için. Şimdi aynı işlemi ya da ilk önce sarı sonra kırmızı olarak diğer gözüme de uygulayacağım. Şimdi gözlerim, göz kapaklarım hazır. Altına da kırmızıyla bir dağınıklık, nasıl smokey eyes, buğulu makyaj yapıyoruz. Onun gibi bir şey vereceğim fırçamda kalanla. Diğerine de aynı işlemi uyguluyorum. Tabii bu tarafı sarıyla bitirdiğimiz için orada bir geçiş oldu. Onu da biraz kapatmak adına üstüne sarı süreceğim tekrar. Gözlerim hazır. Şimdi gelelim dudaklara. Öncelikle alta bir baz olması açısından bir renk, daha doğrusu renk değil, bir parlatıcı uygulayacağım. Tabii kırmızı ruj bulabiliyoruz, böyle bir sıkıntımız yok. O yüzden sadece sarıyı uygulayacağım, yerlerde bunu kullanacağım. Üst dudağımın sol veya sağ tarafında sarı, eğer üst dudağımda sol yaptıysam alt dudağımda sağ tarafında sarı kullanacağım. Şimdi ilk önce sarıyı uygulayalım. Sarı benim tenimde çok belli olmuyor. O yüzden bol sürmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim kırmızı ruja. Eğer elinizde kırmızı ruj yoksa bunu da farla yapabilirsiniz. Rujumuz da hazır. Son olarak bir allık uygulaması yapacağım. Allığı tabi sarı tonlarında yapmayacağım. Sadece kırmızı tonlarında yapacağım. Gördüğünüz gibi şu çok fuşya, daha turuncuya yakın bir ton kullanarak kırmızı elde etmeye
çalışacağım. Normalde bu kadar abartılı makyajlar tabii ki yapmayız. Fakat taraftar olunca çok da öyle olmuyor. Evet, makyajımız hazır. Maça gidebiliriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beni Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.